Sevgili arkadaşlar, hepiniz tüm mühendisler için malzeme bilgisi ve deneyler eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimin içeriğinde ayrı ayrı birer tane eğitim olarak normalde sunulan 3 tane eğitim bir paket halinde sizlere sunduk. Bunlar malzeme bilgisi, malzeme deneyleri ve tahribatsız muayene yöntemleri. Ve Türkiye'de platformda bulunan en kapsamlı eğitim şeklinde bunları sizlere hazırladık. Arkadaşlar biz mühendisler çeşitli sorunlara çözümler üreterek projeler, çalışmalar, analizler, gözlemler yaparak o sorunları çözen yani geleceği inşa eden bireyleriz. Teknik elemanlarız diye de kısaltabiliriz aslına bakarsanız. Bu geleceği inşa etme çabamızda bizlere yardımcı olacak en büyük elemanlar, en büyük yardımcılarımız malzemelerdir. Bildiğiniz gibi tüm mühendisler aslına bakarsanız istemese de istese de malzemeler hakkında yorum yapmaya ve bilgi sunmaya mecburdur. Bu neticede bu eğitimle birlikte burada öğrendiğiniz bilgilerle birlikte kariyerinize hazırlık yapacak ve burada öğrendiğiniz bilgileri kariyerinizde, sektörlerde gönül rahatlığıyla kullanabileceksiniz. Arkadaşlar ilk olarak malzeme bilgisini eğitim içeriğinde çok ayrıntılı bir şekilde sizler için hazırladık. İlk olarak kimse bilmiyorsa bile, malzeme bilgisi hakkınızda yorumunuz yoksa bile ilk girişte malzeme bilgisine giriş bölümünde malzeme bilgisinin ne olduğunu, ne kadar önemli olduğunu ve sektörel açıdan kullanım alanlarını, hangi malzemelerin kullanıldığını ayrıntılı bir şekilde ve aslında eğitim içeriğinde de ne yapacağımızı ayrıntılı bir şekilde konuştuk. Bu bölümde bilgisi olanlar da bir şeyler kazanıyor, bilgisi olmayanlar da gerçekten malzeme bilgisine bir giriş yapıyor. Daha sonra sektörde karşınıza çıkma ihtimali çok yüksek olan 4 ana katı malzemeyi bu eğitimde ayrıca ekstra bir şekilde inceledik. Arkadaşlar baktığımızda bu ana malzemeler ilk olarak metalik malzemeler, daha sonra seramik malzemeler, polimer malzemeler ve kompozit malzemeler. Aslına bakarsanız burada gördüğümüz 4 tane ana malzeme bizim hem mühendislik kariyerimizi hem de dünyamızı şekillendiren çok büyük malzemelerdir. Çok büyük çeşitleri vardır. Bu eğitimde de buradaki 4 ana malzemenin teorik bilgilerin yanı sıra pratik bilgilerle gerçekten ezberci zihniyetle değil de öğretici bir şekilde güzel animasyonlarla birlikte sizlere anlattık. Daha sonrasında ise buradaki 4 ana malzemeyi karşılaştırarak malzemeleri nasıl karşılaşabildiğinize bir yorum getirdik. Yani ileride karşınıza bir karşılaştırma işlemi çıkarsa, bir malzeme ile diğerini seçim yaparken karşılaştırmak istiyorsanız bu bölümde ona nasıl bir bakış açısıyla, nasıl bir yöntemle bakacağınızı gösterdik. Dediğimiz gibi buradaki bölümde 4 ana malzemede bizler aslına bakarsanız sektörden ve pratik örneklerle ve genel kültür bakımından da ekstralarla buradaki eğitim içeriğini anlattık. Mesela burada polimeri anlatırken size ayrıntılı bir şekilde lateksi de anlattık. Ya da kompoziti anlatırken gerçek üretim bantlarından örnekler verdik. Ya da burada seramikleri anlatırken dökümü de ya da burada gördüğünüz gibi kilden bir ürün üretiminde çok ayrıntılı bir şekilde anlatarak gerçekten buradaki teorik bilgiler pratikte nasıl karşınıza çıkıyor anlattık ve gözlemler yaparak bunlar üzerinde değerlendirmeler yaptık. Bundan sonraki bölümde arkadaşlar bizler artık malzeme bilgisinin biraz daha içerisine girerek atomlar ve atomlar arası bağlara girdik. Bildiğiniz gibi evrendeki bütün her şey atomlardan oluştuğu için zaten malzeme konusunda da atomlardan kaçmamız imkansızdı. Bu ana konuyu sizlere hiç sıkmadan ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştık. Biz bu konunun içerisinde nükleer enerjiyi de konuştuk. Biz bu konunun içerisinde kuantum sayılarını da konuştuk. Biz bu konuların içerisinde atom bombasını da konuştuk. Ve sizleri hiç sıkmadan yavaş yavaş malzeme bilgisinin içerisine, malzemelerin atomları içerisine, atomlar arası bağların malzemenin benliği kazandırmasına ne kadar büyük etkisi olduğunu yavaş yavaş sindiresinde sizleri hiç sıkmadan konuşmaya çalıştık. Daha sonrasında ise atomik dizilim ve kristal yapılara girdik. Aslına bakarsanız bunlar çoğunlukla çok sıkıcı anlatılan ve sizleri gerçekten malzemeden soğutan bilgiler. Ama burada gerçekten güzel animasyonlarla, sektörden bilgilerle, buradaki atomlar ve atomlar arası bağlar, atomik dizilim ve kristal yapıları gerçekten sektörde nasıl kullanılıyorsa, Ar-Ge biriminde, üretim biriminde, kalite kontrol biriminde nasıl kullanılıyorsa gerçek örneklerle vermeye çalıştık.
Atomik dizilim ve kristal yapıya baktığımızda gerçekten çok etkileyici slaytlarla birlikte sizleri hiç sıkmadan, yazılarla boğmadan, gerçek anlatımlarla ve aslına bakarsanız pratik örneklerle birlikte kafanızda canlandırabilmeniz için anlattık. Ve daha sonrasında atomik dizilim ve kristal yapıları da geçtikten sonra daha çok malzeme bilgisine, malzemenin içeriğine girerek artık bizler kristal sistemlerde karşımıza çıkan hatalara baktık. Kristal sistemlerde karşımıza çıkan hatalar arkadaşlar malzemenin benliğinin kazanmasında, malzemenin aslına bakarsanız mukavemet, dayanıklılık özelliklerine çok büyük yere sahip. Ve buradaki kristal sistemlerde karşımıza çıkan hataları çok ayrıntılı, çok öğretici bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştık. Burada gördüğümüz gibi yine tane sınırı hatasını anlatmışız ve gerçekten çok etkileyici slaytlarla birlikte sizleri hiç sıkmadan, bazen gülerek, bazen gerçekten zorlanacağınız kısımlar da var, bazen gerçekten su gibi akıp gidecek kısımlar da var. Buradaki slaytlarla birlikte sizi destekleyerek aslına bakarsanız indirilebilir içeriklerle kafanızda tam olarak oturtmanızı sağladık. Ayrıca buradaki tane sınırı gibi mesela başka örneklerle birlikte buradaki teorik bilgileri aldıktan sonra gerçekten karşınıza bunların nasıl çıktığını görmeniz açısından mesela burada gerçek deney görüntüleriyle, gerçek elektron mikroskopları görüntüleriyle bunlar kariyerinizde aslında teorik olarak gördüğünüz gibi değil de pratikte böyle çıkacağını sizlere göstererek önden hazırlık yapmaya çalıştık. Mesela burada dislokasyon hatalarını görüyoruz. Mesela burada tane sınırlarını görüyoruz. Bunlar gerçek elektron mikroskoplarıyla çekilen görüntüler. Bildiğiniz gibi üniversitede aldığımız dersler de teorikte olduğu gibi pratikte karşımıza çıkınca çok şok oluyoruz. Bunları biz de bildiğimiz için size teorik bilgiyi verdikten hemen sonra pratikte arkadaşlar bunlar sizin karşınıza böyle çıkacak. Önden hazırlıklı olun diye pratikte sektörde alacağınız bilgileri de burada sizlere vermeye çalıştık. Daha sonrasında aslına bakarsanız bu eğitim setinde bütün aldığınız bilgiler, bütün öğrettiğimiz bilgiler tamamen kaynaklı bir şekilde karşınıza çıktı. Burada mesela ikizleme hatasını görüyoruz ve sizlere ikizleme hatasını ya da diğer hata çeşitlerini öğretirken Cambridge Üniversitesi, Oxford Üniversitesi, MIT Üniversitesi gibi üniversitelerin makalelerinden yararlanarak ve çok büyük çalışmalar yaparak hazırladığımız slaytlarla vermeye çalıştık. Yani buradaki bilgilerin doğruluğundan kuşku etmenizi kesinlikle istemiyoruz. Zaten eğitim içeriğinde de buradaki makalelere sıklıkla yer vererek gerçek kaynaklardan, makalelerden bilgileri sizlere ulaştırdık. Arkadaşlar daha sonra malzemelerde mukavemeti arttırmak için yapılan işlemlere geçtik. Bildiğiniz gibi bir malzemenin dayanıklı olması biz mühendisler için en önemli etmen. İstersek elektrik elektronik mühendisi olun, İstersek bilgisayar, istersek otomotiv, istersek uçak, istersek makine mühendisi olalım, kullandığımız, seçeceğimiz her malzeme dayanıklı olması gerekiyor. Peki biz malzemenin dayanıklılığını nasıl arttırabiliriz? Mukavemetini nasıl arttırabiliriz? Bu konular üzerine malzeme bilgisi içeriğinde çok büyük ayrıntılarla birlikte bahsettik. Yine aynı şekilde teorik ve pratik bilgileri karşılaştırarak sektörden aldığımız gerçek verilerle birlikte bu konuları yine sizlere aktardık. Biz de aslına bakarsanız teorik bilgilerin ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için burada gördüğünüz gibi her konunun ardından pratik bilgiler vererek zihninizde daha çok canlandırmanızı istedik. Mesela burada bir çekme deneyine ait bizim bildiğiniz gerilim eğrisini görüyoruz ve burada atma noktasının uzamasını görüyoruz. Bunun teorik bilgisini verdikten sonra pratiğini de vererek zihin yapınızı daha çok genişletmeye başladık. Ve böylece arkadaşlar bizler malzeme bilgisi konumuzu tamamen bitirmiş olduk. Malzeme bilgisi konumuz yaklaşık 10-12 saat sürdükten sonra ayrıntılı bir şekilde anlamlandırdıktan sonra artık malzeme deneylerine geçtik. Ve malzeme deneyleri de bir mühendisin gerçekten olmazsa olmazı, özellikle Ar-Ge, üretim ve kalite kontrol bandında ya da diğer disiplinlerde genellikle malzeme deneyleri çok fazla kullanılır. Bir malzemenin mekanik özelliklerini tespit etmekte kesinlikle buradaki tahribatlı muayenede denir. Bu yöntem çok sıklıkla başvurulur. Bu yöntemde bizler çekme deneyi, basma deneyi, sertlik deneyi, eğme deneyi, yorulma deneyi ve tokluk deneyini ayrıntılı bir şekilde anlattık. Yine teorik bilgilerle pratikleri peşleştirerek yine aynı şekilde zihin yapınızı burada da tam olarak malzeme bilgisi, malzeme deneylerine odaklaştırmaya çalıştık. Yine burada da aslında bakarsanız
Burada gördüğümüz gibi teorik bilgilerin yanında pratik bilgilerle birlikte bu konuyu da süslemiş olduk. Ve buradaki deneyler çok fazla olduğu için arkadaşlar genel olarak buradaki eğitim içeriği deneyler de giderek çoğalarak eğitime eklenecek. Bunu da bitirdikten sonra malzeme deneylerini de ayrıntılı bir şekilde gördükten sonra artık tahribatsız muayene yöntemine geçtik. Burada gördüğümüz tahribatsız muayene yönteminin içeriği şu an Türkiye şartlarında çok fazla para vermediğiniz takdirde hiçbir yerde bulamayacağınız bir içerik. Ve bu içeriği gerçekten bizim de tecrübelerimizle birlikte, araştırmalarımızla birlikte en ince ayrıntısına kadar sunduk. Arkadaşlar tahribatsız muayene yönteminde kariyerinizde kaçamayacağınız bir yöntem ve buradaki aldığınız bilgilerle birlikte tahribatsız muayene yöntemi hakkında da çok büyük bilgilere sahip olacaksınız. Tahribatsız muayene yöntemlerinde bizler ilk başta tahribatsız muayene yöntemi nedir sorusuyla hiç bilmeyenler için tahribatsız muayeneyi anlattık. Önemini sizlere vermeye ve konuyu tam olarak kavramanızı sağlamaya çalıştık. Daha sonrasında görsel muayene, sıvı penetrasyon muayenesi, manyetik partiküllerle muayene ve ultrasonik muayene ile tahribatsız muayenenin en önemli etmenlerini, en önemli şekillerini burada gözler önüne serdik. Tabi yine aynı şekilde bunları da pratik bilgilerle destekledik. Burada en ince ayrıntısından en kaba ayrıntısına kadar bilmeniz gereken en önemli yerleri standartlara kadar size aktarmaya çalıştık. Bir görsel muayene yapılan ortamda gerçekten o işi kimin yaptıysa nasıl yaptı hakkında gerçekten bilgi sahibi ve yorum sahibi olabileceksiniz. Ve buradaki görsellerin, deneylerin nasıl yapıldığını gerçek sektörel bilgilerle birlikte harmanlayarak sizlere sunduk. Ve üst düzey animasyonlarla gerçekten aldığınız bilgileri kafanızda daha iyi oturtmanızı sağlayarak gerçekten etkili bir şekilde aynı tahribatsız muayene eğitiminde olduğu gibi diğer eğitimlerde olduğu gibi tahribatsız muayeneyi de tam olarak anlamlandırmanızı sağlamış bulunduk. Daha sonra burada gördüğünüz gibi bir krank biline ait görsellerle birlikte sektörden çok fazla görselle birlikte tahribatsız muayene yönteminin nasıl yapıldığını görmüş olduk. Burada mesela bir geminin krank miline ait sıvı penetrasyon muayenesi var. Sıvı penetrasyon muayenesi ile yüzeyin hatalarını belirleyebiliyoruz. Ve böylece artık bizler sıvı penetrat muayenesinde ne olduğunu, tahribatsız muayenede ne olduğunu ayrıntılı bir şekilde görmüş olduk. Yine aynı şekilde burada manyetik partiküllerle testi de çok ayrıntılı bir şekilde işledik. Ve tahribatsız muayeneyi de artık gönül rahatlığıyla CV'nize ekleyebilecek ve kariyerinize yorum yapabilecek düzeye gelmiş oldunuz. Ve böylece arkadaşlar bizler artık malzeme bilgisi ve deneylerinde bizler malzeme bilgisini, malzeme deneylerini ve tahribatsız muayene yöntemini çok ayrıntılı bir şekilde işlemiş olduk. Bunları işledikten sonra sonsuzluk işareti yaparak ekstralar bölümü açtık. Bu ekstralar bölümünde de arkadaşlar sektörünüze bağlı olarak çeşitli zaman aralıklarında size malzeme bilgisi, malzeme deneyleri ve tahribatsız deney muayene yöntemlerinin müfredatında olmayan bazı bilgileri zamanla birlikte atarak eğitimimizi sürekli canlı tutmaya çalışacağız. Oradaki ekstralar bölümünde zaten yeni eğitimler geldikçe sizleri bilgilendireceğiz. Ve arkadaşlar son olarak bizler gelişimci mühendis ailesi olarak bir insanın en önemli şeyinin zaman olduğunu biliyoruz. Ve bu bağlamda oluşturduğumuz bütün kurslarda Autodesk Inventor kursumuza da bakabilirsiniz. Çok fazla miktarda ön izleme açıyoruz ki siz eğitimi test ettikten sonra kararınızı çok doğru bir şekilde verin. Bu eğitimimizde de yaklaşık 30 videoluk ve yaklaşık 5 saatlik, 5,5-6 saatlik bir ön izleme var. Eğitimi, ön izlemeleri izledikten sonra kararınızı çok rahat bir şekilde verebilirsiniz. Biz bu eğitim setinde tüm mühendisler için malzeme bilgisi ve deneyleri eğitimimizde gerçekten sizlere kariyerinize bir şeyler katacağımızı gerçekten çok iyi bildiğimiz için buradaki ön izlemeleri açıp gerçekten karar vermenizi çok istiyoruz diyelim. Arkadaşlar o zaman tüm bunları anlattıktan sonra umarım sizlerle eğitimimizde çok uzun 20 saati geçkin bir yolculuğa hep beraber çıkarız. Ve bu eğitim setinin sonunda gerçekten CV'nize ve kariyerinize ve kendi düşünce yapınıza çok şey katacağınızı unutmayın. O zaman eğitimde görüşmek üzere. Ve şundan da bahsetmek istiyorum. Eğitimin daha fazlasını bizlerden daha çok haberdar olmanız için YouTube Gelişimci Mühendis sayfamıza abone olabilirsiniz. Buradan çok fazla eğitim içeriği var zaten.
Bunlardan haberdar olabilirsiniz. Ve aynı şekilde Instagram'da da yine çok büyümeyi hedefleyen ve çok büyüyen, takipçileri zamanla çoğalan Gelişimci Mühendis sayfasını takip ederek içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz. Yine burada bazen bilgiler, bazen motivasyonlar paylaşıyoruz ki gerçekten kendinizi geliştirin. Biz bu yolumuza gerçekten kendimizi adadık ve Türkiye'deki mühendisliğe bir şeyler yapabileceğimizi biliyoruz. O zaman tekrardan eğitimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki eğitim videomuzda o zaman görüşürüz.